Kayıttayız. Kayıttayız. 3, 2, 1. Hocam Volkan Taş sormuş. Demiş ki, elektroşokun beyne etkisi var mı gerçekten? Hani bu haberlerde şey döndü ya hocam, genç bir çocuğu şey çarpmış. He, şu matematik anlar hale geldi. Onu soruyor. Tamam. Matematik dahisi olduğunu söylüyor. Elektroşokun evet. Beyne etkisi var mı? Elektroşok değil orada geçen bir kere. Bir elektrik çarpılma olayı. Elektroşok tıbbi bir müdahaledir. Elektrokompülsif terapi diye geçer. Özellikle psikotik hastalara bir dönem çok uygulanır. Hala da ara ara uygulanıyor. Beynin iki tarafına elektrotlar bağlanır. Google kuşunu falan seyretmiş olanlar görmüşlerdir. Böyle bir yüksek voltajlı akım verilir. Beyne bir reset attırılır. O sanrıları falan kesmek, psikotik atakları engellemek için kullanılan hızlı yöntemlerden biri. Fakat orada insanlar genellikle matematik dahisi olmazlar. Çünkü orada çok kısa süreli ve yüksek voltajlı bir akım verilir. Kontrollü bir akımdır. Dolayısıyla hani bir beyin hasarı oluşturmasın. Bu tip hikayelerde genellikle kontrolsüz, on binlerce voltluk elektrik altında kalan insanların ya da başka türlü travma yaratan etkiler alan insanların bir beyin hasarı geliştirebilmeleri söz konusu. Bu beyin hasarı çoğu zaman işlevlerde kayba sebep oluyor. Ama bazen kritik ve baskılayıcı beyin alanlarındaki hasarlar o baskıyı ortadan kaldırarak bazı yeteneklerin ya da işte gizli bilgilerin, daha önce öğrenilmiş şeylerin açığa çıkmasına sebep olabiliyor. Kazadan sonra hiç bilmediği dili konuşmaya başlayanları görüyoruz. Yine bu durumda aynı şekilde. Dolayısıyla bunun mesela deneysel bir benzeri var laboratuvarlarda yapabildiğimiz. Beynin belli bölgelerini geçici süre susturabilen bir teknik var. Transkraniyal manyetik uyarım diye bir tekniktir bu. TMS diye geçer. Transkraniyal manyetik stimulation. Transkraniyal kafatasını geçen yani beynin içine giren manyetik uyarım da uyarım. Ne yapıyorlar? İşte beynin özellikle sol ön tarafına böyle bir elektrik bobini yaklaştırıyorlar. Orada bir böyle manyetik alan atımı uyguladığında altında kalan bir bölge 15 dakikadan 45 dakikaya kadar çalışmayı durduruyor. Mesela bunu konuşma bölgesine yaparsan insanlar konuşma yeteneklerini yarım saat kadar yitiriyorlar. Yani doğru düzgün cümle kuramıyorlar, la la diye sesler çıkarıyorlar. Beyin felcini taklit edebiliyorsun mesela. Ama bir seri deneyde dorsolateral prefrontal korteks, yani böyle söyleyince çok havalı geliyor ama beynin üst yan tarafının öne doğru olan kısmı demek aslında Latince. Şu bölgeye TMS ile bir uyarı verdiğimizde insanlarda savant benzeri özellikler ortaya çıkıyor. Ne demek savant? Hani bu işte bir şehri uçaktan bir kere görüp de stüdyoya girip şehri bütün detaylarıyla çizebilen anormal hafızalı, anormal yaratıcı ya da aktarıcı yeteneklere sahip insanlar var ya, onlara savant deniyor. Ne oluyor sol tarafı normal bir adamda durdurduğunda? İşte bu palsı vermeden önce bir resim çiziyorsun. İşte atıyorum köpek çiz diyorsun. Sonra kafaya palsı uyguluyorsun. Sol ön tarafı durduruyorsun. Bir daha köpek çiz dediğinde çok daha böyle stilize, daha gerçeğe yakın ya da daha karikatürize, hani hakikaten komik ya da daha gerçekçi resimler çizebiliyorlar. Ne var bu sol tarafta? Bizim sol taraf mesela portre çizmemizi engelleyen kısımdır. Yani karşımızda gördüğümüz kişinin portresini çoğumuz çizemeyiz ya. Sebep sol tarafın bunu engellemesi. Nasıl engelliyor? Mesela karşı taraftakinin gözünü çizerken diyor ki göz var, çiz badem gibi bir şey çiz geçelim diyor. Hadi bir sonra ağza geçeceğiz daha diyor. İşte ağza geliyoruz. Ona da diyor şöyle bir şey çiz. Ortasına bir çizgi koy. Kafamızdaki prototipleri hızlı bir şekilde uygulayabilmemizi sağlar. Mesela günlük hayatta sol taraf ne iş yapıyor? Kapıdır, bardaktır, erkektir, kadındır falan diye etiketleyip hızlıca geçmemizi sağlıyor konuları. Ama böyle yaratıcı faaliyetler söz konusu olduğunda sol tarafın aktivitesini azaltıp sağdaki bütüncül devreleri işe koymamız lazım. Bunu da normal insanlar ancak eğitimle yapabiliyorlar. Belli bir süre eğitimle oluyor mesela işte. Çizim kurslarında bunu öğretiyorlar insanlara. Ama biz işte sol tarafı böyle hafifçe bir susturduk mu insanlar böyle enteresan bir şekilde geçici bir kabiliyet kazanıyorlar. Tabii bunu evde denemeyin. Bunun gösterdiği şey sadece şu. Eğitimle kalıcı olarak bu dengeyi yeniden kurabilirseniz hani o sistemi açıyorsunuz. Yani beynin bazı bölgeleri frenliyor insanı bir şey yapmak üzere. Bunu da kötülüğünden yapmıyor. Günlük hayatta işimize yarayan bir şey olduğu için. Mesela Word'de yazı yazıyoruz değil mi? Otomatik. Düşünmeden yazmamızın sebebi işte o sol taraftaki otomatik yapan yerler. Aynı şekilde diyelim bir matematikten korkan insanların büyük çoğunluğunda matematikle karşılaştıklarında bir panik devresi. Ben kendimden biliyorum. Hemen böyle bir tansiyonlar yükselir. Ay ben bunu nasıl yapacağım falan filan diye. Kafaları durur yani. Rasyonel akıl yürütmeleri. Çünkü orada ona dair önceden işte konulmuş bir takım bir şeyler var. Ama böyle bir şok sonucunda o devrelerin ortadan kalktığını düşünüyorum ki her elektrik çarpana bu olmaz. Milyonda bir olabilecek bir şeydir. Ki bu arada vakayı incelemedim. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ben sadece medyadan duydum. Ama olabilir. Mantıklı. Bu engelleyici devrede kalkarsa o kişi bir anda içindeki kaplanı ortaya çıkarabilir. İşte coşabilir her türlü. İşte bilmediği bir dili, daha önceden konuşmadığı bir dili konuşabilir. Garip garip yetenekler sergileyebilir. Ama bu tip hasarların çoğu, tekrar altını çizeyim, maalesef çok ciddi, sağlığı etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren sonuçlar çıkarabilir. Felç gibi, beyin kanaması gibi, hatta kalıcı işlev kayıpları gibi şeyleri ortaya çıkarabilir. O yüzden lütfen parmağı prize sokmuyoruz. Öyle olmuyor bu işler.